Melike Yiğitel Batı basınındaki U dönüşüyle ilgili sizden de alabiliriz. Sonra CHP'de A takımı değişiyor mu sorusunu soracağım ama önce isterseniz söylemek istediğiniz bir şey varsa sizden de alalım. Vallahi şöyle Elif, ya ben demiştim demek istemiyorum ama gerçekten ben demiştim. Seçim öncesi bunlar şimdi böyle bir sürü abuk subuk manşet attı. İşte diktatör, tek adam, bir sürü şey. Ben ta o zaman dedim ki görün bakın, seçimin ertesi Erdoğan kazandığında bütün bu manşetleri unutacaklar. Ya bu manşeti attığını unutacak çünkü onların taktiği o. Bükemedikleri eli öpüyorlar ama. Sonra öpüyorlar, yani haklarını teslim edelim. Önce bir direniyorlar. Sonra öpüyorlar. Dedim ki yani tek tek sıraya girecekler. Çünkü her seçimde böyle oldu. O yüzden ben şaşırmadım. Mesela en çok Joe Biden'a şaşırdım. Bu yapılan görüşmede Batı'nın Türkiye'ye haksızlık yaptığını falan söyledi. O sızdı da yazıldı çizildi. Yani sanki hani Amerika Batı'dan çok bağımsızmış gibi falan. Hani ben yapmadım, Mickey yaptı falan der gibi. Güzel. Bunlar çok güzel hareketler. Devam etsinler. Yani bir de Melik Bey şey vardı ben, sanırım. Ben yeni dönemde Batı'yla Türkiye'nin ilişkileri arasında olumlu köprü kuracağım gibi bazı ifadeleri de var. Aynen öyle hocam. Yani Batı'sı haksızlık etti, ben onu gideririm falan. Ya bizim çocuk yaramazlık yapıyor bak, yine vazoyu kırdı, ben kulağını çekerim falan. Yani dolayısıyla bu hani çok hoşuma gidiyor, onu önce söyleyeyim. İşte önümüzde bir 5 yıl daha var. Sonuç itibariyle Erdoğan'la bir 5 yıl daha çalışacaklar Elif. Yani bu başka türlü olmaz ki. Bir de mesela tabii Şuay hocam şimdi ki mesajlarda işte 5 yıl daha beraber çalışacağım ve İlonsuz'da birçok liderle olan görüşmesinde işte sizinle çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Sizinle çalışmak için sabırsızlanıyoruz mesajlarıydı. Tabii canım, bir de Erdoğan, hani Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin hariç kaç tane gömdü? Yani öyle dörder beşer tane gömüyor, habire gömüyor. Dolayısıyla onlar da bunun farkında. Şimdi yani Şuay hocamın yanında tabii bir dış politika uzmanı olarak çok böyle hakem kesmek istemem ama şimdi mesela dünyada örneği var mı bilmiyorum. Ben problemli ülkeler, mesela düşünsenize, hem Rusya Putin arıyor, hem Amerika arıyor. Hem Putin arıyor, hem Zelenski arıyor. Yani Azerbaycan arıyor, işte Ermenistan arıyor. Yani bu çok şey. Hani Türkiye'nin hani böyle daha önce hep şöyle tarif etmiştim. İşte şey diyorlar ya, bu denge politikası olur mu? Olur. Yani pergelin ucunu kendinize, ülkenizin üzerine koyun. Açın açabildiğiniz kadar. Yani o pergelin ucu sizde. Sonuç itibariyle bulunduğunuz konum itibariyle rolünüzü zorlayabilirsiniz. Biz Rusya-Ukrayna savaşında bunu gördük. Türkiye kendi rolünü büyüttü. Yani rolünüzü siz büyüterek var olursunuz. Yoksa dünyanın en stratejik yerinde olun ama kendi rolünüzü büyütemezseniz ne anlamı var? Yani Türkiye yeni bu coğrafyada değil ki. 100 yıldır bu coğrafyada. Yani Cumhuriyet tarihi boyunca, Osmanlı'nın dışında hani Cumhuriyet'i kastederek söylüyorum. Fakat bu konumunu güçlü kılma ve rolünü büyütme, bu yeni dönem tartıştığımız bir mesele. Ve artık şey de kabullendi Avrupa Amerika, ama kabullendiler diye bunu şey gibi düşünmemek lazım. Ya bundan sonra Erdoğan her dediğini yapacak anlamında değil. Tam tersi. Bu şey devam edecek. Mücadele alanı, dış politikadaki mücadele alanı devam edecek. Yani nasıl özetleyebiliriz? Hani Türkiye'siz olmaz ama mümkün olduğunca da değiştirmeye zorlayalım. Yani sizin vazgeçebileceğiniz bir ülke değil. Hani bir dizi mi vardı öyle, ne senle ne sensiz. Yani bizle ilişkileri biraz böyle.